Şimdi size oğlan kardeşi bir fotoğraf atmış. Ölümünden bir gün önce kızınız pilav yiyor. Verelim o fotoğrafı. Pilav yiyor ve burada bir yazı var. Neydi yazı, hatırlıyor musunuz? Neden böyle bir görüntü atmış olabilir size? Şöyle ben yazmıştım. Ehliniz nasıl, nasılsınız diye yazmıştım. O da bana fotoğrafı attı. Anneniz sizi bırakıp gittikten sonra siz nasılsanız anneniz de öyle. Ve ben bu mesaja çok sinirlendim. Dedim ki yani ne hakla çocuğa böyle bir şey söyleyebiliyorsun? Yani o küçücük çocuk bunu anlamaz. Ya da kafasında başka şeyler yani düşünebilir. Hani annem beni bıraktı gitti, şöyleydi böyle. Çünkü Elnaz doğum gününde beni bekliyordu. Onu bırakıp gitmeyeceğimi elbette bilir. Bundan eminim. Ve hiçbir zaman ben sözümden geri dönmedim. Ben her zaman çocuklarıma verdiğim sözleri tutmaya çalıştım. Şimdi bakın, burada çok enteresan bir şey var. Sizin onu bırakıp gittiğinizi düşünüyor olabilir mi diye bir soru işareti koyalım oraya. Şimdi lütfen görgü tanıklarının ifadeleri gelecek. Onları dikkatle izleyin. Burada çok enteresan bir durum var. Balkonda yaşananları bize anlatıyorlar. İzleyelim. Buyurun. 8 yaşındaki Ehlinaz'ın balkondan düştüğüne şahit olan o tanıkların ifadesi. Sakine K. 24 Haziran günü akşam saatlerine yakın bir zaman diliminde eşimle birlikte balkonumuzda oturuyorduk. Ehlinaz'ın yaşadığı ev balkonumuzdan net bir şekilde görülüyordu. Ehlinaz'ı ilk önce ben gördüm ve derhal eşimi uyardım. Ehlinaz'a baktığım esnada ayakları aşağıya sarkmış bir şekilde korkuluklara tutunmuş bir vaziyetteydi ve kendisini balkon kısmına çekmek için çabalıyordu. Bu vaziyette kendisini kurtarmaya çalışırken yanında kimse bulunmuyordu. Yardım eden kimse de yoktu. Aynı zamanda hiçbir şekilde Ehlinaz'dan bir çığlık sesi ya da bağırma sesi gelmiyordu. Ben ve eşim Ehlinaz'ın o halini görür görmez çığlık atarak çevredeki insanları olayla ilgili haberdar etmek ve çocuğa yardım edecek birilerini bulmak için seslendik. Ancak kimse bizi duymadı ve bu arada Ehlinaz halen kendisini çekmek için çabalıyordu. Ancak çocuk bütün uğraşılarına rağmen kendisini balkona çekemedi ve apartmanın 7. katından aşağıya düştü. Daha sonrasında da çevrede bulunan vatandaşlar sese tepki verdiler ve düşen çocuğun yanına gittiler. Ancak kimse çocuğa müdahale etmedi ve kalabalık içerisinden "Çocuğa dokunmayın, ekipleri bekleyin" denildiği için herkes beklemede kaldı. Bir süre sonra da ambulans ekipleri ve jandarma asayiş ekipleri olay yerine aynı anda geldiler ve çocuğa ilk müdahalede bulundular. Ambulans ekipleri derhal çocuğu ambulansa alarak götürdüler. Jandarma ekipleri de olay yerinde kaldılar ve gerekli tetkikleri yapmaya başladılar. Daha sonrasında da bana ifade vermek için karakola gitmemi için davette bulundular. Ben ve eşim aracımızla birlikte karakola gittik. Haydar K. İlk önce eşim Ehlinaz'ı gördü ve beni uyardı. Ben de apartmana dönerek Ehlinaz'ı gördüm. Ehlinaz baktığım esnada ayakları aşağıya sarkmış bir şekilde elleriyle korkuluklara tutunmuş bir vaziyetteydi ve kendisini balkon tarafına çekmek için çabalar vaziyetteydi. Bu vaziyette kendini kurtarmaya çalışırken yanında kimse bulunmuyordu. Görgü tanıklarının sözünü ettiği durum aslında olayın başlangıcı değil. Orayı görebilselerdi belki de bu olayı tam olarak çözmüş olacaktık. Taner Güven, Doktor Taner Güven bizimle beraber, adli tıp uzmanı aynı zamanda. Hocam şimdi bu sözü geçen apartman ve kızımızın ne yazık ki hayatını kaybettiği balkon burası. Anlatır mısınız siz bize, bizim anlayacağımız halde? Şimdi bir kere yani kendi canına kıyma durumunu tamamen elememiz lazım yaşı itibariyle. 8 yaşında bir çocuk daha ölüm düşüncesi, soyut düşünme yeteneği yeni yeni gelişmeye başlamıştır. İşte yayınlarda bildirilen en erken yaş 11-12 yaş civarı. 8 yaşında böyle bir şey düşünmüyor çocuklar. Burada bütün bu işte görgü tanıklarını şeyi değerlendirdiğimiz zaman, anlatılanları değerlendirdiğimiz zaman en mantıklı çözümleme şu olabilir. Baba cezalandırma amaçlı darp etti çocuğu ve korkutarak attı, arkasından da kilitledi. Sen buradan çıkmayacaksın, çıkmaya çalışırsan seni daha fena yaparım diye. Bu tabii benim tahminim, görgü şahidi yok bu konuda ama. Çocuk da kim bilir kaç saat o odada kilitli, kapalı kalınca bir çıkış yolu aradı. Acaba kaçabilir miyim, alta üste bir yere çıkabilir miyim diye.
O esnada da tabii ki çocuk olduğu için düşünemedi ve düşerek öldü diye düşünüyorum ben. Buna nereden vardım? Yani darp edilip o odaya kilitlendiğini. Ölü muayene tutanağını inceleme şansım oldu. İşte doktorun ölümden sonra yaptığı muayeneyi. Oradaki bazı yaralar düşmeyle açıklanamayacak şekilde. Yani vücudun farklı yerinde. Şimdi düşme muhtemelen anlatılana göre o raporda ayakların üstüne doğru düşmüş. Yani önce bir yere çarpıyor, dönüyor çocuk. Sonra ayakların üstüne doğru düşüyor. Aslında çarpabileceği burada net olarak bir şey var. Klimanın bir malzemesi var burada. Onun dışında aslında üzerinde çamaşırlar, yani bir çamaşırlığa da denk gelip onunla beraber. İşte onu da koparmış ve ayağının, özellikle bir taraf ayağının üstüne doğru düşmüş. Yani dik olarak düşmüş çocuk. Şimdi bu fotoğrafta tam da Ehlinaz'ın aslında şurada elleriyle aşağı doğru sarktığı tamamen kuş bakışı görüntü. Tabii. Gerçekten korkmaz mı buradan? Hani insan korkar, çocuk daha çok korkmaz mı? Bir de üstelik fobisi olduğunu söylüyorlar. O yaştaki çocuk hele daha çok korkar. Yani hatırlayın, çocukluğumuzda hep düşme rüyaları görmez miydik? Korkardık, düşerdik falan. Çocuklarda daha da fazladır bu korku. Demek ki o korkusundan daha fazla bir korku yaşattılar. Yani o düşme korkusunu, yükseklik korkusunu yenebilecek kadar dehşetli bir korku yaşadı ve oradan kaçmaya çalıştı. Neyle tehdit edildiyse çocuk. Bir tehdit var muhakkak. Ve dediğim gibi yara izlerinin tamamı raporda tarif edilen düşmeyle açıklanabilecek gibi değil. Bir kere iki farklı tarafında var. Yani şimdi çocuk ayaklarının üstüne düşmüş, oradan bir tarafına kıvrılmış, kaburga kemikleri falan parçalanmış, akciğerler gitmiş. Ama öbür tarafında da yaralar var ya, buraya çarptı da zıpladı, öbür tarafına düştü gibi bir şey olmayacaktır. Sonra ters taraftaki kolu kırık. Yani çok anlamlı değil. Tabii şunu da söylemek lazım. Maalesef ki orada işte savcı beyin talimatında bir sıkıntı olmuş zannediyorum. Klasik otopsi yapılmamış. Yani bu çok büyük eksiklik bu böyle bir vakada. Bu şu, sadece dışarıdan cenazeyi muayene etmişler ve o şekilde defnetmişler. Yani nerede bir yani var, ölüm sebebi nedir? Aşağı yukarı onları mı? Ama işte bunlarla... Şimdi nasıl olsa düştüğünü gören var, belli düşmüş, uğraşmayalım demişler. Bu sadece bu. İhmal yani. Çünkü eğer klasik otopsi yapılsaydı, yani açılıp çocuğun iç organları, kemikleri, eklemleri tek tek incelenseydi, kesin olarak ne olduğunu saptamak mümkün olurdu. Yani nasıl düştü, düşmeden önce dövüldü mü, düşmekle ilgili olmayan başka yaraları var mı, bunlar kesin saptanırdı. Yapılmadığı için sadece dış muayeneyle konuşmak zorundayız. Ama o bile... Yani düşmeyle açıklanamayacak yaralar gösteriyor dış taraftan. O yüzden muhtemelen darp edildi çocuk. Cezalı olarak oraya kapatıldı. Çocuk da buradan sarkıp belki aşağı balkona geçmek istiyordu muhtemelen. Ne yazık ki, ya da balkon kapalı. Ha. Yani onu çocuk beceremedi. Bu tarafa geçebileceğini düşündü olabilir mi? Olabilir tabii. Belki 8 yaşında daha. Evet. Gayet düşünmüş olabilir. Ve beceremedi doğal olarak, aşağıya gitti ayaklarının üstüne doğru. Kendisi atlamış olsaydı. Bir kere balkonun büyük tarafı ve küçük tarafı var. Bu nasıl gerçekleşirdi? Balkonun... Sizin bir teziniz vardı, bana anlattığınızı anlatır mısınız? Şimdi eğer atlamış olsaydı bir kere biraz daha mesafe alırdı. Yani tam dibine düşmüş şeyin balkonun. Yani tutunuyor, ayaklarıyla tırmanmaya çalışıyor. Zaten sürtünme izleri var, jandarma saptamış onları. Nereden biliyoruz tırmanmaya çalıştığını? Şeyde, yani olay yeri inceleme raporunda terliklerle oluşmuş, yani terlikler tarafından oluşturulmuş duvarda sürtünme izleri var. Yani terliklerle tırmanmaya çalışıyor ayağıyla. Sonra o terlikler düşmüş zaten farklı yerlerde, savrulmuş ayağından çıkmış, kendi de düşmüş peşinde. Yani o terliklerle balkonun bu tarafındayken diğer tarafına doğru geçmeyi başarmış. Hayır, öyle terlikler değil. Terlikler nerede kalmış? Tırmanmaya çalışmış, terlikler düşmüş sonra. Ama ikisi şimdi kızla birlikte düşseydi, ayağındayken düşseydi, düştüğü yerde olurdu terlikler. Onlar kız yalın ayak yatıyor yerde. Terlikler bambaşka, iki farklı yerde. Terlikler ondan önce düşmüş. Tabii. Birisi fırlamış, öteki fırlamış. Biri orada, biri burada terlikler. Kız tam neredeyse tam dibinde. Yani atlamış olsaydı bir miktar hız alacağı için birkaç metre havada... İşte bu eğik atış, hani falso alma falan var. Birkaç metre daha giderdi, daha ileride bulunurdu. Tam dibinde olması için böyle tutunmuşken kayarak düşmesi lazım. Yani buradan görgü tanıklarının söylediğini de doğrulayan bir şey bu. Buradaki
demire tutunup artık vücut onu çekemeyince. Kollarının kuvveti bitti tabii. Yavrum benim. Buradan dümdüz aşağıya dümdüz doğru. Dümdüz inmiş duvara paralel olarak. Peki bu sizce şüpheli bir ölüm mü? Şu açıdan şüpheli bir ölüm. Yani birisi hani tutup da balkondan fırlattı diyemeyiz zaten. Görgü tanıkları da var böyle olmadığına dair. Fakat çocuğu darp edip, tehdit edip oraya kapatmak bence bu da bence değil. Yani kanunen hani bir avukat bey daha iyi bilecektir o hukuk kısmını ama bu da suç ihmal yoluyla çocuğun istismarına girer. Yani o çocuğun o kilitlerseniz orada dayak atıp ne yapacağı belli değil ki. Prize de elini sokabilirdi, başka bir şey de yapabilirdi. O şeyle, can acısıyla, o korkuyla, o dehşetle. Şimdi varsayımımıza göre böyle bir şey yapılmaması lazım. Bu da aslında o suça bir şekilde çocuğu... Tabii ki. Peki siz de bir babasınız. Hı hı. Ben ilk defa duyuyorum bir çocuğu kendisi isteğiyle kapıyı arkadan kilitleme durumunu. Mümkün değil. Yani bu tamamen uydurma diye düşünüyorum ben. Yani... Baba olup da böyle 8 yaş civarı çocuk görmüş olan herkes veya anne olup bilir ki hiçbir çocuk kendisinin odaya kilitlenmesini istemez. Ha bir işler karıştıracaksa kendisi kilitleyebilir bazen. Yapar ha, içeriden yapar. Ama mümkün beni dışarıdan odaya kilitleyin diyecek bir çocuk mümkün değil yani yok öyle bir şey. Bize de hiç mantıklı gelmedi evet. O kısmı. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Annemize dönelim tekrar duydunuz mu efendim adli tıp uzmanımızın varsayımları bunlardı. Görebildiniz mi? Duydum. Tekrar bir görebilir miyim anneyi? Size net olarak bir şey sorayım. Babası kızına şiddet uygulamış mıydı? Siz gördünüz mü ya da uygular mıydı? Yani evde ben bulunduğum vakit yani çok fazla dövemezdi tabii. Ben çok dışarıdayken fazla derken ama normalde döver miydi? Cevabım yok. Normalde şiddet uygular mıydı? Normalde de döverdi evet. Ha işte. Ders çalışmadığı için bir tokat vururdum. İşte çok ses çıkarttığında ya da işte bir şey kırıldığında ya da bir şey bozulduğunda yani niye yaptınız vesaire gibisinde ya da çok ses çıkarttınız bağırıyorsunuz diye. Peki bir dedikodu olayından bahsettiniz. Ehlinan size ne demişti? Ben dedikodu yapmışım bu yüzden cezalıyım, cezalandırıldım mı demişti? Ben bu küçük kızımla konuştuktan sonra ertesi günü aradım. Hı. Dedim ki kızım ne yapıyorsun sen? Sen niye okulda değilsin diye sorduğumda cevap vermek istemedi. Yüzüme bakmadığı için bir sıkıntı olduğunu anladım. Hı. Dedim ki hadi söyle anneye dedim ne oldu diye. Hani canı sıkkın diye sormuştum. Ya bir şey yok anne dedim. Söyle yoksa küserim sana dediğimde. Babam beni okula göndermedi, o yüzden okulda değilim dedi. Neden diye sordum. Bir sorun mu oldu okuldan dolayı dedim. Yok, dedikodu yaptığım için okula göndermedi dedi. Peki bu arada biz bunu... Neyin dedikodusunu sorduğumda, dün seninle konuştuğumda sana bunları söylediğim için ceza aldım dedi. Ne almış ceza olarak? O da odasındaydı sanırım o yüzden. O yine aynı. Peki, kendi odasındaydı. Ne yatakta söylemişti üzerine, de? Uzanmış bir şekilde benimle konuşuyordu. Ne söylemişti de bu cezayı almıştı? İşte babam beni seninle görüştürmek istemiyor vesaire gibisinden bir önceki gün konuştuğumuz. Bir şey sorabilir miyim? Bu, tabii ki buyurun. Boşanma, avukatımız konuşuyor. Boşanma aşamasındaydınız ya. Acaba çocuk kimde kalacaktı evet, anlaşmanıza evet. Göre? Sizde mi kalacaktı yoksa babasında mı kalacaktı? Bu konuyu sadece bir kere tartışmadık. Biz bu konuyu birkaç kere tartıştık. Çocuklar her zaman, her kararı aldığımızda çocuklar her zaman bendeydi. Yok yani boşandığınız, resmi ya boşandığınızda. Yani resmi boşandığınızda diyelim. Hani resmi boşanacaktınız ya okul bitince çocuğun. Çocuk ehlinaz evet. Kimde kalacaktı? Yani babası size vermeyi düşünüyor muydu çocuğu? İkisi de ben velayeti. De kalacaktım. Nasıl? Hayır. Hayır. Hayır, hayır. İkisi de bende kalacaktı. Ya babası kabul ediyor muydu çocuğun sizde kalacağını? Çocuklara bakmayacaksan ben alırım, ben bakarım demiştim. Peki sizin bırakıp gittiğinizde, ya sen bizi bıraktın gittin orada pilav yerken, işte annesinin bırakıp gittiği çocuklar derken, siz niçin bırakıp gitmiştiniz çocukları?
Ben zaten beyefendi, ben çocuklarımı bırakmadım. Biz zaten Türkiye'den birlikte gittik. Zaten Gürcistan'daydık. Lakin benim geri dönemeyeceğimi öğrendikten sonra dedim ki okulu aksayacak. Oturduk konuştuk, dedik ki ne yapalım? Dedi ki sen de 3 ay sonra geleceksin. O zaman ehlinazı ben götüreyim, okulu bitirsin dedi. Ben de tamam dedim. O zaman böyle bir şey olacağını tabii siz tahmin bile edemezsiniz muhtemelen. Babasıyla gidecek. Kim tahmin eder Zayda Hanım? Öyle öyle, kesinlikle. Ben de okulundan kalmasını kim ister? Hiçbir anne istemez. Bu hukuksal bir durum. Siz 3 ay sonra Türkiye'ye giriş hakkını tekrar kazanacaksınız. Peki evinize geleceksiniz. Gonca Hanım, şöyle yapalım. Gonca, aslında ben sizinle birebir göz göze burada konuşmak istiyorum. Çünkü bir dosyayı açtık sizinle beraber. Bu dosyada gerçekten hangi ayrıntılar var? Evet. Bunları beraberce değerlendirelim. Kızınızın nasıl öldüğünü, sizin de aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın. Mehmet Bey'in de aklında bir soru işareti kalmasın. Bütün gerçekler su yüzüne çıksın. Elbette Mehmet Bey'in de burada konuşulduğu için. Onun da söz hakkı var ki ben onu da dinlemeyi çok isterim. Mutlaka söyleyecek şeyleri var. Anne, bir anne olarak çocuğunun nasıl öldüğünü bilememek ve kafasında soru işaretleriyle her gece uyuyamamak çok acı bir şey. Ben sizi buraya, İstanbul'a yanıma bekliyorum efendim. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Tekrar başınız sağ olsun.